21. yüzyıldayız. Hala her gün milyonlarca insan açlık ve susuzluk nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Bunun sorumluları kimlerdir? Bunun sorumluları elbette ki ırkçılık, yabancı düşmanlığı, inançsızlık, kutsala saldırı, ahlaksızlık, ailesizlik ve yalnızlaşmayı himaye eden akımlar, partiler, kurumlar, şirketler ve ülkelerdir. Bir hafta önce İsveç'te ırkçı Stram Kurs Partisi'nin kurucusu Rasmus Paludan Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i yaktı. Dün de Hollanda'da Pegida isimli İslam düşmanlığıyla bilinen grubun lideri Edwin Wagenwer kutsal kitabımız Kur'an'a karşı alçakça bir eylemde bulundu. Yakılan sadece kutsal kitabın sayfaları değildir. Aslında yakılan insanlık vicdanı ve merhamet damarıdır. Bir iğrençliği işleyenleri ve onlara bu imkanı verenleri şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Tarihte Ebu Leheb'in eli gibi kendi elleri de kurusun diyoruz. Bu davranışları sadece bir provokasyon değil, aynı zamanda bir düşmanlık, barbarlık, ayrımcılık, hukuk ihlali ve nefret suçudur. Hiç kimse hiçbir bahanenin arkasına saklayarak bunu meşru ve mazur gösteremez. Bu bir ifade özgürlüğü asla değildir. Politik körlük ve fanatik İslam düşmanlığı ile hem kendisini hem de dünya barışını ateşe atma hassizliğidir. Bu vesileyle sivil toplum kuruluşları olarak Mardin'den tüm dünyaya ve özellikle de bu sefillere açık çağrıda bulunuyoruz. İnsan bazen bilmediği, anlamadığı şeye düşman oluyor. İnat etmeyi ve şartlanmayı bırakarak herkesi bir defa bile olsa Kur'an okumaya ve anlamaya davet ediyoruz. Görülecektir ki Kur'an insani erdemlerin iyilikseverlik, paylaşma, merhamet, barış, huzur ve sorumluluk duygusuyla beraber hak ve adalet mesajlarının kaynağıdır. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e olan sadakat ve imanımızı buradan ilan ederek bu tür şeytani eylemlerin tekrarlanmaması ve 2 milyar müminin kutsal kitabına herkesin saygı göstermesini bekliyoruz. Avrupa fanatik, ahlaksız, inançsız ve faşist gruplara teslim olmamalıdır. Bu hassiz bağnazların Müslümanlara vereceği zarardan çok Avrupa'nın barış ve istikrarını da tehlikeye attıklarının bilmesi gerekir. Irkçı, ayrımcı, kutsala düşman ve toleransı kaybeden bir Avrupa'nın dünyada iddiası ve güveni iflas etmiş olur. Yaşasın güven ve doğruluk peygamberi, yaşasın Resullerin son halkası, Allah'ın tüm elçilerine ve son elçisi Hazreti Muhammed'e salat ve selam olsun. Mardin STK platformu. Evet, bu Kur'an-ı Kerim'in İngilizce meali bütün dünyanın özellikle de Avrupa'nın kutsal mesaja gönlünü, zihnini açması gerekiyor. Bugün Avrupa kendi içinde ailesizlik, inançsızlık, ahlaksızlık, hukuksuzluk içine sürükleniyorsa, bütün dünyaya da bunun maliyetini ödetiyorsa, bunun bir nedeni de bu kutlu elçinin, kutlu elçiye gelen, son elçiye gelen bu kutlu mesaja bigane kalmalarıdır. Biz başta Kur'an'a karşı bu hadsiz cüreti gösteren Hollandalı ve İsveçli siyasetçiler başta olmak üzere bütün dünya aydınlarına, liderlerine, entelektüellerine bir kez daha Kur'an okumalarını tavsiye ediyor. Ve bu Kur'an-ı Kerim'i İngilizce yazılan bu Kur'an mealini Hollandalı ve İsveçli mezkur anılan siyasetçilere postayla Mardin Sadaka Platformu adına göndereceğiz.